Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda yine örgülerime devam ediyorum. Bugün size prenses tarifim var arkadaşlar. Umarım beğenip paylaşırsınız. Beğenip paylaşırsanız örgülerimin devamını getiririm arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım. Önce malzemelerimi tanıtayım. Krem rengi vücudu için böyle krem rengi bir ip kullandım. Kod numaramız şuraya not etmiştim. Göstereyim. Rekno 6730. Nako pırlanta arkadaşlar. Bundan vücudunu Barbie'sini bu ipten tamamlayacağız. Saçını da kahverengi çetik ipinden tamamlayacağız arkadaşlar. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. İlla nakoydu, pırlantaydı diye öyle nitelendirmeyelim. İstediğiniz evinizde nasıl ip bulunursa ondan da yapabilirsiniz. Amaç çocuğumuzu sevindirmek. Malzeme olarak boncuk, elyaf, bir tane de tığlan çocuğumuzu mutlu edebiliriz. 2,10 milim arkadaşlar. Tığ numaramız 2,10 milim tulip tığla başlangıç yapacağım. Şöyle bir ayak tarifimiz var önce. Şöyle alt ayak tabanından başlangıç yapıyorum. Şimdi şöyle 1 metre uzunluğunda iki parça ip kesip bırakalım arkadaşlar. Birisini dizinde kullanacağım o parça ipin. Öbürkini de alt tabanında kullanacağım. Şimdi zaman kaybetmeden başlangıç yapalım arkadaşlar. Krem renkli ipimizle başlangıcımızı yapalım. Önce zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi çektik ve şuradan 1, 2, 3 tane aynı halkanın içine sık iğne dolduruyoruz. 3. Yandaki halkaya 4. Yandaki halkaya 5, 6, tekrar 6, 7, tekrar aynı halkaya 8, dönüyoruz, 9, 10. İlk sıramızı 10 tane sık iğne ile tamamlıyoruz. Şimdi bir tane sıra başları için ip sıramız belli olsun diye. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2, yine bu sıramızda 10 tane olacak. 10 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane iki sıra örmüş olduk. İki sıra daha 10 tane sık iğne ile tamamlayalım 4 sıraya. 4 sıraya tamamlamak için 2 sıra 10 10 devam edelim. On. 4 sıra 10 olarak ördüm ve ipimi burada böylece bırakıyorum. Şimdi şu alt tabanını şuraya öreceğim arkadaşlar. 6, 5, 4, 4,
6 5 5 4 4 3 olarak öyle öreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bıraktığımız ipi alalım. Şu alt tabanından şuradan başlayalım. Şöyle tam kenar olsun. Tane zincir çekelim, sökülmesin arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi ördüm ve bir tane zincir çekiyorum ve ipimi böyle çekiyorum. Tekrar alt tabanı için ikinci sırama geçiyorum. Şuradan şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum sökülmemesi için. 1 2 3 3 4 5 olarak tamamlıyorum. İkinci 6 5 tekrar çekiyorum. Tekrar şuradan yine aynı yerden zincirimi çektim. 1 2 3 4 4 olarak tamamlıyorum. 6 5 4 bunu da tamamladım. Şimdi tekrar 4 olarak tekrar örelim. Şu aynı yere batıyoruz. Bir, iki, üç, ve zincirimi çekiyorum. Tamamlıyorum. Altı, beş, dört, dört. Şimdi 3 1 2 3 Zincirimi çekiyorum ve bakalım oluşmuş mu? Bir 3 daha örelim arkadaşlar. 2 tane 3 olsun. 2 4 2 3 6 5 1 ipimiz de bitti. 2 3 Şöyle sıkılayalım ve sonlandıralım. Şimdi alt tabanını yaptık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu burada bıraktığımız iple devam ediyoruz. Şöyle şu ipimizi devam edeceğimiz yere getirelim. Artırma, eksiltme olmadan bir sıra örelim. Bakalım toplam etrafı ne kadar olmuş. Şuradan başlayalım. 1 2 3 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18. Tekrar ikinci sıramızı 18 olarak dolaşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. Yine arttırma, eksiltme olmadan iki sefer dolaştım arkadaşlar. 18, 18. Şimdi şuradan bir tane eksiltiyorum. Şunu şuradan bir tane eksiltiyorum. Bunu örmüyorum. Buraya geçiyorum. Bunu örmeden buraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu örmeden buraya geçiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Bunu örmeden buraya geçiyorum. 12, 13, 14. 15'e düşürdük. 18, 18. Buradan eksilttik. 18, 17, 16, 15. 15'e düşürdük. 3. sıramız 15 olarak ördük. Şimdi tekrar işaretimi bıraktım. Şuradan eksiltiyoruz farkına varmadan. Şimdi bunu örmüyorum, buna geçiyorum. Bir tane eksilttim. 14'e düşürdüm. Dördüncü sıramı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, bunu örmüyorum, buraya geçiyorum. 9, 10, 10, 15'ti, 14, 15'ti, 14'e düştü.
Şimdi 13'e düştüm. Dördüncü sıramı 13 ile tamamlamış oldum. 18, 18, 15, 13. Şimdi iki tane daha eksiltiyoruz. 11'e düşürüyoruz. Şurayı geçiyorum, buraya bak. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Şuraya geçiyorum, buraya batıyorum. 9, 10. Burayla 11 oluyor arkadaşlar. Birinci sıram 18, ikinci sıram 18, 18, 18, 2 sırayı ördük. 3 tane eksittik, 15'e düşürdük. 2 tane eksittik, 11'e düşürdük. Şöyle ayağımız belirginleşti. Şimdi 10, 11 burası. Çok güzel ayağı oluştu. 5. sıram 1, 2, 3, 4. Şuradan bir tane artırma yapıyoruz. 5, 5. sıramdayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oluyor. Şuradan artırdım. Şöyle bir şurayı az dolduralım arkadaşlar. Ayak görünümü alsın. Dördüncü sıram 11. Beşinci sıram 11. Çünkü buradan artırdım. Buradan eksittim bir tane. Tekrar 11'e getirdim. İşaretimi de bırakalım. Altıncı sıramdayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Altıncı sıram 11. On, 11 arkadaşlar. 6. sıram 11, 7. sıram yine 11 olarak örelim. Yedinci sıramı da 11 olarak tamamladım. Şimdi 8. sırama geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,
11. 8. sıra. 9. sırama geçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane artıralım 9. sıramda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9. sıramda 12 oldu. Şimdi 10. sırama geçiyorum. Şu işaretimde. 1, 2, 10. sıramı 12 olarak örüyorum. 9. ve 10. sıramı 12 sık iğne olarak ördüm. Şimdi 11. sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine topuk kısmından bir tane arttırmamı yapıyorum. 1, 2, 13'e yükseltiyorum. 11. sıramı 13 tane sık iğneye yükselttim. Bir tane arttırma yaptım. On ikinci sıram, ay 11. sıram 13, 12. sıram 13, 12. sıramı da tekrar 13 olarak örüyorum arkadaşlar. 11. sıramı 13 olarak ördüm, 12. sıramı 13 olarak ördüm. Şimdi sıra sonuna geldim. 13. sırama geçiyorum. 13. sıramı bir tane artırma yapıyorum. 2, 3, 13. sıramdayım. 4, 5, 6. Tekrar artırmamı yapıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13. sıram, 13. sıram, 14. 14. sıram, 14. 14. sıramı da tekrar 14 olarak örüyorum arkadaşlar. 13. sıramı 14 olarak ördüm. 14. sıramı 14 olarak ördüm. Şimdi 15. sırama geçiyorum. 15. sıramda tekrar bir tane artırma yapacağım. 15'e yükselteceğim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı yerden artırmamı yapıyorum. 6. Bir tane artırıyorum. 15'i çıkartıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğnem oluştu. Şimdi 16. sıramı da tekrar 15 olarak dolanalım. 16. sıramı da 15 sık iğne örelim. Şimdi 15. sıramı 15 olarak yükselttim. 16. sıramı 15 olarak ördüm.
bir artırıyorum, bir sıra düz örüyorum. Artırma, eksiltme olmadan ve bu şekil alıyor arkadaşlar. Şimdi diz kapağı oluşturacağız. 16. sıramı bitirdikten sonra şöyle ortalıyorum. Şu şekil. Şuradan tam şu hizadan şuradan o bıraktığım iple ikinci ipimizle başlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 5 ve 6. 6 tane ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi şöyle çekiyorum. Tekrar 6 tane ördük. Şuradan başlıyorum. Şuradan yine bir zincir çekiyorum. Zinciri çektim ve şuradan başlıyorum. İkinci halkadan 1 2 3 4 5 5 tane şu ipi 5 tane örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine çekiş yapıyorum. Şimdi yine aynı şekil 6 5 şimdi de 4 olarak tamamlayacağız. 16. sıramda 1 2 3 4 ve bir zincirimi çekiyorum. Sonlandırıyorum. Şimdi şurada bıraktığım ipimle örgüme devam ediyorum. 1 16. sıramı tamamladıktan sonra 2 şuradan 2 tane ördükten sonra şu topuk kısmından da 2 tane eksiltiyorum. Şöyle eksiltiyorum. 16. sıramı bitirdikten sonra 1 2 1 2 örüyorum ve şuraya işaret bırakıyorum. Kaç tane toplamda sayım kalmış onu belirliyorum. Şimdi 17. sırama geçiyorum. 16. sıram bittikten sonra bu işlemi yaptım. Şimdi şöyle şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ve şu tarafa doğru 6 7 8 ve aşağı iniyorum. 9 10 11 12 13 14 yine 15. Yine 15 olarak 17. sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar şu ipimin olduğu şuraya geçiyorum, şuraya batıyorum. Bir tane. 1
2 3 4 5 5 6 7 Buraya geçiyorum, buraya batıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 2 tane eksiltmişim 15'i 13'e düşürdüm. 17 18. sıramda. 16. sıram 15 17. sıram 15, 18. sıram 13 olarak tamamlamış oldum ve diz kapağım oluştu. Şimdi arkadaşlar şuradan tekrar 19. sırama geçiyorum. 19. 1 2 3 4 19. sıramda tekrar şuradan bir tane artırma yapıyorum. Diz kapağımın üstünden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bir tane o eksilttiğim yerden bir tane arttırıyorum. 12 13 14 15 tane sık iğnem tekrar oluşuyor. 19. sıramda tekrar 15'e çıkarmış oluyorum. Tekrar 20. sırama geçtim. 1 2 3 20. sıramı 15 olarak örelim. 20. sıramı 15 olarak tamamladığım düz bir şekil ördüm. Artırma, eksiltme yapmadım. 20 21. sırama geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Buradan bir tane artırma yapıyorum. 21. sıramı 16 olarak yükseltiyorum. Şuradan bir tane artırıyorum. 15 tane sık iğnem, 16 tane sık iğne oluştu. 21. sıram 16 tane. Şimdi 22. sırama geçiyorum ve düz bir şekil örüyorum. Artırma, eksiltme olmadan 16 olarak 21. sıramı örüyorum. 21. sıramızı 16 ilmek olarak ördük. Şimdi elyaf dolduralım arkadaşlar. Şimdi 21. sıram 20. sıram 16 21. sıram 16 Şimdi 22. sıramıza geçelim arkadaşlar. Bir tane artıralım. Şimdi bir tane artırıyoruz ve bir sefer düz bir şekil örüyoruz. Şimdi kaç tane? 22. sıramdayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
11, 12, 13, 13. Bir tane artırıyorum. 14, 15, 16, 17'ye yükseltmiş oluyorum. 17 olarak 17, 22. sıram 17, 23. sıram tekrar 17 olarak tamamlayalım. 23. sıram 17. Ben dolanıp geleyim. Bir sıra öreyim 17 olarak. 23. sıramı 17 olarak tamamladım. Şimdi tekrar 24. sırama geçiyorum. 1, 2, şu diz kapağından bir tane artıracağım. Böyle geri gitti. 2, 3, 24. sıramdayım. 3. Şuradan bir tane daha artırıyorum. Burada iki tane artırmış oluyorum. Bir burada artırdım. Bir de burada. 18, 18 olarak sıra sonuma örelim. 24. sıramı 18 tane sık iğne olarak tamamlıyoruz. Dördüncü sıramı 18 olarak tamamladım. 25. sıramı yine 18 olarak tamamlayalım. 26. sıramı 19 olarak tamamlayalım. 20. 25. sıramı tekrar 18 olarak tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane diz kapağından artırmıştık. Bir tane artırıyoruz ve bir sıra düz bir şekil örüyoruz. 25. sıramdayım. Düz bir şekil örelim sıra sonuna kadar. Şimdi 26. sıramda bir tane artırıyorum. Şuradan bir tane artırıyorum. Zaten 27. sıramda sonlandırıyorum. 26. sıramdayım. 26. sıramı 19'a yükseltiyorum. Çünkü buradan tekrar artırma yapıyorum. 1, aynı halkaya batıyorum. 2. 26. sıramı 19 tane sık iğneye yükseltiyorum. 27. sıramı düz bir şekilde örüyorum ve sonlandırıyorum. Şimdi 26'ya 19 taneye çıkardım, 19 sık iğneye ve bir sıra düz bir şekilde örüyorum. 27. sıramı ve sonlandırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane sık iğnem oluştu ve ben sonlandırdım. 27 sıra, 19 sık iğne ve sonlandırdım. İkisi de aynı oldu. 19, 19. Bacak birleştirmede ikinci bölümümde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Beğenip paylaşmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız
Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.